Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Mostar, köprü demek. Adını köprüsünden alan dünyadaki tek şehir. Ve Mostar Köprüsü, ismiyle müsemma, bu şehrin varoluş nedenidir. Evliya Çelebi, Mostar Köprüsü'nü ilk defa gördüğü zaman ne kadar çok etkilendiğini övgü dolu şu sözlerle anlatır. Mütevazı bir insan olarak 27 yıl boyunca dünya üzerinde sürekli dolaştım. Gördüğüm binlerce mimari eser arasında böylesine muhteşem ve benzersiz bir köprüye hiç rastlamadım. Mostar veya diğer adıyla Stari Most, yıllarca şehrin iki yakasını, iki farklı anlayışı, iki farklı topluluğu birbirine bağlamış bir yapı. Şimdilerde ise Mostar Köprüsü'nü koruyan Batı Kulesi'nde Yeni Zelandalı foto muhabiri Wade Goddard tarafından hazırlanan yaklaşık 50 güçlü savaş fotoğrafı sergileniyor. Merhaba. Merhaba. Yukarı çıkabilir miyim? Tabii ki. 9 Kasım 1993'te Hırvat tankları 427 yıldır ayakta olan köprüyü tamamen yıktı. Köprünün yıkılışını izlediğimiz görüntünün sahibi Eldin Plata o anı şöyle anlatıyor. Köprünün suya düştüğü an Neretva kan kırmızısına bürünmüştü. Çekerken bunun bir film olduğunu, kamerayı bıraktığımda köprüyü eski yerinde göreceğimi düşünmüştüm. Kamerayı kapattığım an donup kaldım. Çünkü köprü yoktu. Acımasız bir savaşı anlatan küçük bir sergi de olsa, geçmişte yaşananları günümüze yansıtan büyük bir projektör aslında. Köprünün üzerinden geçerek Mostar Çarşısı'na doğru Evliya Çelebi'nin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz. Toplam 350 adet Kargil yapı dükkanlarıdır. Ama Kargil kubbeli bedesteni yoktur. Ancak yine her değerli malları bol bol bulunur. Çarşıda yürürken Mostar'ın günlük meyve sebze pazarına mutlaka uğramak gerekir. Hello. Merhaba. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Maşallah. Nasılsınız? Maşallah. Çok güzel. Mostar'ın meyveleri çok meşhurdur. Özellikle de üzümü, şeftalisi ve inciri. Kalabalıktan kurtulup İlk yeşil alanda geleneksel bir yarışma ile karşılaşabilirsiniz. Bugün Cuma ve namaz için Karagöz Bey Camii'ne gidiyoruz. Gökyüzü biraz bulutlu. Umarım yağmur yağmaz ve Cuma namazından sonra hava açılır. Yüksek minaresi ve nakışlı kubbesiyle bu güzel cami, Mimar Sinan'ın Mostar'a farklı bir dokunuşu. 1992 yılında tamamen yakılıp yıkılmasına rağmen tekrar inşa edilerek ibadete ve ziyarete açılmış. Thank you.
Evliya Çelebi de benim gibi Temmuz ayında bu camiyi ziyaret etmiş ama bu şiddetli yağmurdan hiçbir zaman bahsetmemiş. Mostar'ın ulu camii olan Karagöz Bey Camii'nin haziresinde şadırvanı, medresesi ve imareti de bulunuyor. Ve önünde de şehitliği. Mostar Köprüsü'nün yanı sıra Karagöz Bey Camii'si gibi önemli Osmanlı eserlerine ev sahipliği yapan Mostar'da Bisçeviç Konağı ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Merhaba. Merhaba. Bisçeviç Konağı'na hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. 1635 yılında inşa edilen Bisçeviç Konağı, metal ibriklerden yapılmış bir çeşme ile birlikte orijinal görünümünü korumuş geleneksel Türk evlerinden biri. Dış görünümleri son derece mütevazı ancak içleri adeta kültürel bir hazine olan bu evler, inşa edildiği dönemdeki yaşama dair birçok detayı içinde barındırıyor. Bir karşılaştırma yapmak için bu konaktan daha da eski Kaştas evini ziyarete gidiyoruz. Şu anda Mostar'daki en eski ve en güzel evlerden biri olan Kaştas evini ziyaret ediyorum. Bu ev 16. yüzyılda Osmanlı kadısı tarafından yaptırılmış. Ve burada hala onun soyundan gelen insanlar var. Merhaba. 4 asır önce inşa edilen Kaştas evi Mostar'da en önemli Osmanlı mirası arasında gösteriliyor. Yüksek duvarların arkasına gizlenmiş olan Mostar'ın en ilginç eski evi, 16. yüzyılda bir Türk hakimi tarafından inşa edilmiş. Orijinal eserlerle dolu, şu anda UNESCO koruması altında olmasına rağmen ailenin soyundan gelen kuşaklar tarafından yönetiliyor. Çatısı bombardımanlarda hasar görmüş. Ancak ahşap oyma kapıları ve çakıl döşeli avlusu gibi birçok unsuru bozulmadan ziyaretçilerini bekliyor. Beşiği de eski ninnileri. Merak ediyorum. Yüzyıllardır bu güzel ayna ne kadar çok şeye tanık oldu acaba? Şimdi içinde Mostar'ın en güzel caminin yer aldığı Koski Mehmet Paşa Külliyesi zamanı. Evliya Çelebi'ye göre Mostar'daki en güzel camilerin içinde Koski Mehmet Paşa'nın yeri ayrıdır. Mostar'ın Temmuz sıcağına caminin şadırvanı dermanı. Evliya Çelebi burası için, köprüye yakın Koski Mehmet Paşa Camii sanki bir sultan mabedidir ki tüm yapıları mavi saf kurşunla örtülü mamur bir camidir. Kıble kapısının üst tarafında hüsn-i hat ile tarihi budur. Sene 1027 yani 1617. Şimdi bir yorgunluk kahvesi zamanı. Merhaba. Merhaba. Çok iyi Türk kahvesi yaptığınızı duydum. Şehirde en iyi Türk kahvesi buradadır. Harika. Buyurun. Teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türk'üm efendim. Türk olduğunuz için bir kahve ikram edebilir miyim? Lütfedersiniz. Çok memnun olurum. Lütfen bir kahve. Çok teşekkürler. Kahve gelince biz kahve içmeye devam ettik. Siz Türkler biraz vazgeçtiniz. Buyurun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizde atasözümüz var. Türk gibi kahve içiyor. Ama siz artık çaya geçtiniz değil mi? Çok haklısınız. Bir Türk'ü bunu seyredin. Onun cevabı dedi Yemen gitti kahve de gitti.
Yani Osmanlı idaresinde yemeğin çıkınca kahve de artık yavaş yavaş azalmaya başladı. Çok doğru. Mostar'a hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür. İsmi aileniz? Senad Hasanagiç. Müşerref oldum. Ben siz isminizi duymuştum. Duydunuz. Evet. Mostar eskiden nasıldı, şimdi nasıl böyle? Yani Kanuni'nin, Evliya Çelebi'nin Mostar'dan bugüne kadar bu Avrupa'nın göbeğinde dediğimiz göbeğinde çünkü kalbinde yeri yok bizim için. Boşnak Müslümanlara karşı etrafın yaklaşımları, görüşleri, ön yargıları ve kötü niyetleri değişmiş. Biz burada Serhat'ta Evliya Çelebi'nin tarif ettiği Serhat bölgelerinde yaşayıp devamlı maruz kaldık saldırılara, kanlı olaylara. Kendini savunmaya zorunda kalırken işte bugüne kadar buradayız Allah'a çok şükür. Ve inşallah Rabbimiz bizim burada yok olmamızı engelleyecek dedi. Biz hala buradayız. Eski köprü orada hala. Hamdolsun. Maşallah. Çok şükür. Şehrin merkezinde bulunan Mostar Şehitliği'nde hemen tüm mezar taşlarında ölüm tarihleri aynı. 1993. Bu topraklarda yaşanan acımasız bir savaşı buradaki mezar taşları anlatıyor. Herkes bir şeyler kaybetti. Bazıları ise her şeyini. Evliya Çelebi bu kare şeklindeki saat kulesinden bahseder. O kadar dakik ki Mostar'daki tüm camiler namaz vakitlerini bu saate göre ayarlıyorlardı der. Mostar'da bu sabah şehrin sembolü olan tarihi köprüde büyük bir heyecan var. 452. Mostar Köprüsü geleneksel atlama yarışları yapılacak. Evliya Çelebi, 350 yıl önceki yarışları şu sözlerle nakleder. Şehrin nice cüret sahibi çocukları, köprü kenarında hazır durup vezirlerin huzurunda ''Ya Allah'' deyip köprüden aşağı kendilerini bırakıp nehre atar. Ve kuş gibi uçarlar. Her biri birer sanatla taklalar atarak, kimi baş aşağı, kimisi bağdaş kurar, suya atılır. Evliya Çelebi de 350 yıl önce görmüş olduğunuz bu Mostar Köprüsü üzerindeki geleneksel atlama yarışmasından bahsediyor. Merhaba. Seni biraz önce atlarken seyrettim. Öyle mi? Evet, sanırım ödül aldın. Öyle değil mi? Evet, yarışmada ikinci oldum. Öyle mi? Seni tebrik ederim. Harikaydın. Gel bakalım şöyle. Evet. Teşekkür ederim. Geleneksel yarışmanın başüstü kategorisinde 22, dik atlayış kategorisinde ise 18 olmak üzere toplam 40 sporcu mücadele etti. Yarışma bitti. Ama hızını alamayan biri var hala. Mostar Köprüsü'nden yapılan atlama yarışmasını gördükten sonra ben de bu heyecanı yaşamak için atlamaya karar verdim. Evet. Kendimi şu anda gerçekten de çok iyi hissediyorum. Hadi gidelim ve görelim. Tamam millet! Hazır mıyız?
yerinden fırlayacak. Oo! Çok teşekkür bir şey ederim. Değil. Köprüden atlayan sen miydin? Evet, galiba öyle. Mostar'dan 12 kilometre ileride, Buna Nehri'nin kaynağında bu toprakların bir başka simgesel yapısı olan Blagaj Tekkesi vardır. Evliya Çelebi burası hakkında. Tasavvuf efsanesi olan Sarı Saltuk Türbesi'nin burada olduğuna inanılıyor. Tekkenin ilk olarak 13. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli'nin çağdaşı olan Sarı Saltuk tarafından kurulduğu sanılıyor. Bütün dünyada tanınan Blagaj Tekkesi, Buna Nehri'nin kaynağında bulunmaktadır. Yeşil Mağara olarak bilinen mağaranın içinden bir derviş edasıyla sessizce ve serince yeryüzüne çıkan Buna Nehri, Avrupa'nın en büyük ve en temiz kaynak suyu olarak kabul ediliyor. Evliya Çelebi de Buna suyu hakkında, "Buna nehri öyle buz parçası berrak, akpak bir duru sudur ki, Temmuz ayında bile suyu soğuk, sindirimi hızlandıran Kevser suyudur," der. Mostar'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Blagaj Tekkesi civarında oturup bu güzelliğin tadını çıkaracak birçok mekan bulunmaktadır. Merhaba. Merhaba. Ben Alma. Memnun oldum Alma. Şimdi Buna'nın kaynağında Blagaj ve Mostar'ı uzmanından dinleme zamanı. Şuraya bir bakar mısınız? Harika. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Vay canına. Harika günü. Teşekkürler. Hangi tür bir balık bu? Biz buna pastırmka balığı deriz. Pastırmka? Pastırmka, evet. Bu nehirde mi yaşıyor? Evet, Buna nehrine has bir balık. Ama ilginç bir hikayesi var. Çünkü insanlar kötü şans getireceğinden korktukları için burada suyun kaynağında balık tutmazlar. Evet, evet. Ama nehrin aşağı tarafında yakalayabiliyorlar. Evliya Çelebi de bu konuda havuz içinde olan türlü türlü balıklar var ki insan baktıkça hayran olur. Ama asla avlamazlar. Her kim bu mahallede balık avlarsa o adam elbette iflah olmaz. Ama bu havuzdan aşağı geçip köprü başına varan balığı avlarsa zarar yoktur diyerek uyarır. Muhteşem Buna Nehri'nin kıyısında sizinle birlikte öğle yemeği yemek büyük bir zevkti. Özellikle de Buna'nın pastırmka balığı gerçekten çok lezzetliydi, harikaydı. Şimdi gitmem gerekiyor. Burada ayrılacağımız için üzgünüm ama tekkede beni bekliyorlar.
Her perşembe günü tekkede zikir geleneği bugün de devam ediyor. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eyvallah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun akşam ezanı. Akşam ezanı. Evet. Tamam, eyvallah. Allah. Bismillah. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Evliya Çelebi'nin birçok becerisinin yanında sesinin güzel olmasından dolayı ifa ettiği görevlerden birisi de müezzinlikti. İlk ezanı Sultan 4. Murat'ın huzurunda Ayasofya'da okumuş ve takdir görmüştü. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah Resulullah hakkani ve sidkan. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir dükkan. Çok teşekkür ederim. Bunlara bakabilir miyim? Elbette, buyurun. Ay canına sağ olun. Mostar, sokakları, insanları, asma yaprakları ve her şeyiyle sizi kucaklayan ve bağrına basan büyülü bir şehirdir. Hatta ziyarete gelenler de burada farklı bir kimliğe bürünür derler. Mostar, Osmanlı'nın sınır şehri. Bu yüzden Mostar Köprüsü'nün giriş çıkışlarında kimlerin gelip gittiğini gözetleyen köprü bekçileri bulunur, gelip geçenlerin kayıtlarını tutarlarmış. Mostar'da savaşın izleri hala yaşıyorlar. Ancak Mostar'ın cazibesi dünyanın her yerinden herkesi kendisine çekiyor. Japonya'dan gelen keşiş gibi. Mostar'dan ayrılmadan önce Yunus Emre Enstitüsü bahçesinde görsel bir şölen bizi bekliyor. Mostar Köprüsü'nün yanı başında benim için düzenlenen bir folklor gösterisine katılacağım.
Mostar'a veda edeceğimiz bu son gecede ilginç bir gök olayına şahit oluyoruz. Son yüzyılda gerçekleşen en uzun kanlı ay tutulması, son yüzyılda kanlı bir savaşa tanıklık eden Mostar Köprüsü üzerinde gerçekleşiyor. Dünyanın bu en zarif abidesi üzerindeki görüntü ve aynı zarafet ve asaletteki bir boşnak özdeyişiyle Mostar'ı hep hatırlayacağız. Hiçbir zaman unutma ama affet gitsin. Thank you.